İyi günler sayın seyirciler. Ben Nuray Mina. Gün ortasında sıcak gelişmelerle birlikteyiz. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarılarını hatırlattı. Türkiye'nin bölgesinde yaşananlara rağmen küresel güç olduğuna işaret etti. Erdoğan'ın İsrail'e mesajı da vardı. Bu daha ilk adım, Türkiye'yi tanıyacaksınız dedi. Asırlık bir çınara dönüşen Milli İstihbarat Teşkilatımızın inşallah bizleri her alanda gururlandırmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu süreçte biz de sizin yanınızda olmayı, sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Türkiye'nin terörle başarılı mücadelesine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz. DAEŞ'inden FETÖ'süne, PKK'sından DHKPC'sine kadar milletimize hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır. Teröre ve teröriste kesinlikle yer olmadığının bilinmesini istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in casusluk şebekesine yönelik operasyon da vardı. Net mesajlar verdi. Daha bunlar ilk adım, Türkiye'yi tanıyacaksınız dedi. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız vesaire gibi. Bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin küresel anlamda güçlendiğine dikkat çekti. Etrafımız adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmışken hem ülkemizi büyütmenin hem de devletimizin güvenliğini sağlamanın gayretindeyiz. Küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamdolsun artık tüm unsurlarıyla birlikte gerçeğe dönüşmektedir. Cumhurbaşkanı kamu kurumlarında personelin kullandığı iletişim araçlarıyla ilgili de uyarıda bulundu. Yerli ve milli uygulamaların kullanılması önerisinde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol'ün arama listesinde bulunan suçluların yakalandığını duyurdu. Kafes 30 operasyonu çerçevesinde yakalananlar arasında İsviçre, İran ve Çin'de aranan suçlular da bulunuyor. Operasyonun adresi İstanbul'du. 6 ülke tarafından haklarında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişi yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kafes 30 operasyonu düzenlendi. 46 ekibin katıldığı operasyonda İsviçre, İran, Güney Kore, Suriye, Çin ve Özbekistan'da kara para aklama, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan aranan 10 suçlu yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleriyle ilgili mesajlar verdi. Seçim döneminde gelişebilecek olaylara karşı uyarılarda bulundu. 31 Mart'ta sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz dedi. Ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli arkadaşlar, Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizler devletin ve onun başı konumundaki Cumhurbaşkanı'nın illerimizdeki en üst düzey temsilcisi durumundasınız. Bu sıfatla sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi önümüzdeki seçim sürecinde de üstün gayret bekliyorum. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin sağlıklı bir şekilde huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Her seçim dönemi gibi 31 Mart'ta da milletten alamadıkları desteğin acısını
kargaşa ve kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olabilecektir. Seçim sürecinde diğer vakitlere göre biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli saat 15'te görüşecek. Evet, AK Parti 15 Ocağı yoğunlaştı değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel merkezinde belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Aday tespit komisyonu Erdoğan başkanlığında toplanacak. Büyükşehir belediye başkan adaylarının isimleri netleştirilecek. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. AK Parti 15 Ocağı hazırlanıyor. Bir yandan aday isimleri belirleniyor. Diğer yandan seçim beyannamesine son şekli veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin aday tanıtım toplantısı ile ilgili hazırlıkları yakından takip ediyor. Erdoğan çalışmalarını parti genel merkezinde sürdürüyor. Pazartesi günü açıklanacak 17 büyükşehir ve 31 il belediye başkan adayı için çalışmalar devam ediyor. Buna hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında aday tespit komisyonu toplanacak. Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcıları aday listesine son şeklini verecek. 15 Ocak'ta aynı zamanda seçim beyannamesi de açıklanacak. 481 sayfa ve 6 kısımdan oluşan beyannamenin ilk bölümü afetlere karşı risk ve kriz yönetimine ayrıldı. Beyannamede sağlam toplumsal yapı başlığıyla değerler, eğitim, sağlık, aile, kadın, çocuk, çalışma hayatı alanlarında yapılacak çalışmalar anlatılacak. 31 Mart akşamı bu heyecanınızı yine göreceğime inanıyorum. CHP'de 6'sı büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere 242 aday belli oldu. Büyükşehirlerde dikkat çeken isimler aday gösterildi. Bazı belediye başkanları ise yeniden aday gösterildi. CHP'nin adayları arasında çok sayıda milletvekili olması dikkat çekti. Bugün parti meclisi toplantımızda belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızı sizlerle paylaşmakla yetineceğiz. 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarımızı belirledik. 6'sı Büyükşehir Belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresi. Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut belediye başkanımız Sayın Zeldan Karalar olarak belirlenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Ve Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut başkanımız Sayın Lütfi Savaş olarak belirlenmiştir. Sayın Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak belirlenmiştir. İl Belediye Başkan adaylarımıza geçecek olursak, Afyon Belediye Başkan adayımız, Afyon Milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Ve CHP'de 242 seçim çevresinde aday isimlerinin açıklandığı parti meclisi toplantısı gergin geçti. Uzun süren gecede zaman zaman toplantı salonunda sesler yükseldi. Bağırışmalar genel merkez koridorlarında yankılandı. Kulislere gergin gece olarak yansıyan parti meclisine sürpriz isimler damga vurdu.
ana muhalefette Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi aday belirleme gündemiyle toplandı. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan parti meclisinde 6'sı büyükşehir, 15 il toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adayları belirlendi. Ancak gece uzun geçti. Gece yarısına kadar süren toplantıda gerilimin ara ara tırmandığı kaydedildi. Kulislere gergin gece olarak yansıyan parti meclisine sürpriz isimler damga vurdu. Üzerinde en çok tartışma yaşanan isim oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu. Ankara'da çekilen dizide Behzat Ç karakterine hayat veren Beşikçioğlu'nun Etimesgut'tan aday gösterilmesine karar verildi. Merkez Yönetim Kurulu'nda uzlaşılan Beşikçioğlu'nun isminin parti meclisine gittiği sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığa karşı çıktığı, parti meclisine haber yolladığı iddia edildi. Yavaş'ın Etimesgut'ta İyi Parti seçmenini de kazanabilmek için partiden istifa eden Mesut Özarslan'ın aday olmasını istediği belirtildi. Bugün karara bağladık o konuda. Herhangi bir gecikme yaşamamak adına. Kulislere yansıyan bilgilere göre yaşanan aday krizi sonrası saat 16'da başlaması beklenen parti meclisi birkaç kez ertelendi. Genel Merkez Yönetimi Mansur Yavaş'ı ikna etmek için görüşme trafiği başlattı. O iddialar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Özel, Mansur Yavaş'la bu fikri paylaştığında Yavaş'ın memnun olduğunu ifade etti. İtiraz edeceği bir şey yok. Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz, dedi. Yavaş'ı ikna sonrasında parti meclisinde görüşülen Erdal Beşikçioğlu isminin oylama sonucunda adaylığı kesinleşti. Sık sık aday krizi iddialarıyla anılan CHP'de gerilim Etimesgut'la sınırlı kalmadı. Tansiyonun tırmandığı parti meclisinde yükselen sesler genel merkez koridorlarında yankılandı. İddiaya göre Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mezitli'de Neşet Tarhan'ın yeniden aday gösterilmesini istedi. Ancak parti meclisinde bu yönde karar çıkmadı. Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk etti. Eskişehir'de de bir sürpriz yaşandı. 25 yıl belediye başkanlığı görevi yapan Yılmaz Büyükerşen, parti yönetiminin çalışmalarıyla yeniden aday olmama konusunda ikna edildi. 86 yaşındaki Büyükerşen ise yerine yeni aday belirlendi. 6 yıldır birlikte çalıştığı Ayşe Ünlüce aday olarak onaylandı. CHP'de gözler artık 16 Ocak'a çevrildi. 16 Ocak'ta çok sayıda seçim çevresinde yeni aday isimlerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi iki büyük şehir, 14 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Birçok il ve ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi. Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı kapsamında ortak aday çıkarılan Manisa'da mevcut belediye başkanı Cengiz Ergün'le yola devam etme kararı alırken Mersin'de il başkanı Serdar Soydan'ı aday gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı. Merakla beklenen aday listesinden sürpriz çıkmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli açıklanan 55 belediye başkan adayının birçoğunda mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı verdi. İki büyük şehir, 12 il, 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayının ismi açıklandı. MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut belediye başkanı Cengiz Ergün'ü yeniden aday gösterdi. MHP Mersin içinse il başkanı Serdar Soydan'ı tercih etti. MHP Cumhur İttifakı kapsamında Büyükşehir'de AK Parti'nin adayını destekleyeceği Ankara'da belediye başkan sayısını arttırdı. 2019 seçimlerinde 3 ilçe belediye başkanlığı alan MHP bu seçimlerde Ankara'da 4 ilçe belediyesinde aday gösterdi. Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı'nın yanı sıra Kalecik'te de MHP adayı desteklenecek. MHP Ankara'nın ilçelerinde 2 belediye başkanını yeniden aday gösterirken Polatlı Belediyesi için Merkez Yönetim Kurulu üyesi Levent Çağlancı'yı tercih etti. MHP'nin İstanbul'da gösterdiği aday sayısı değişmedi. 2019 yılında Beşiktaş ve Silivri'de aday çıkaran MHP, aynı ilçelerde aynı adaylarla seçime girecek. Cumhur İttifakı kapsamında büyük şehirlerde AK Parti'nin adayının destekleneceği Adana'da 10, Eskişehir'de 2, Antalya ve Erzurum'da 3 ilçe belediye başkan adayı MHP'den yarışa girecek.
Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adaylarını duyurdu. İkisi Büyükşehir 14 il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri açıklandı. Şimdi kameralarımızı Milliyetçi Hareket Partisi'ne çeviriyoruz. Arkadaşımız Neşra Dereli o noktada. Neşra, MHP'nin belediye başkan adayları açıklandı. Detayları senden alalım. Öncelikle önemli ve kritik bir gelişmeyle başlayalım. Bugün haftalardır gerçekleşmesi beklenen bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin saatler 15'te bugün külliyede bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi bugün Beştepe'de kabul edilecek. Tabi bu görüşme oldukça önemliydi. Öncelikle belirtelim, 2024 yılının ilk görüşmesi olacak. Bu 2024 yılında ilk görüşmede önemli gündem maddeleri de masada bulunacak. Bu noktada önemli başlıklar var. Ancak hatırlatalım, aslında haftalardır bu görüşmenin yapılması planlanıyordu. Özellikle yerel seçime kısa bir süre kala seçim çalışmaları devam ederken de siyasi partilerde hareketlilik meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği de merak ediliyordu. 31 Mart'a kısa bir süre kaldı. İkili bugün Beştepe'de 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Masada önemli gündem maddeleri var. Hem bölgesel hem de küresel gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak tabii ki en önemli gündem maddesi yerel seçimler olacak masada. Yerel seçim hazırlıkları masanın gündeminde ele alınacak ve değerlendirilecek. Pazartesi günü AK Parti 48 ilin adayını açıklayacak. Bu adaylar da yine masanın gündeminde olacak. Adaylar üzerinde son değerlendirme yapılacak. Fikir alışverişinde bulunulmasını bekliyoruz. Tabii bir yandan Cumhur İttifakı genişleyecek mi sorusu da merak ediliyordu. AK Parti bu kapsamda da diğer siyasi partilerle görüşmelerini sürdürüyor. AK Parti yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Hüdapar'la ittifakı genişletmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Görüşmelerini sürdürüyordu. Tabii MHP ile de ittifak kararı alınmıştı. Ortak aday çıkarma konusunda da işbirlikleri yapılmıştı. Tüm bu tartışmalar yaşanırken, bu sorular merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP liderini Bahçeli'nin bugünkü görüşmesi de ayrı bir önem kazandı. Adaylar masada olacak. Bunun yanı sıra ittifak çalışmaları da yine masanın gündeminde bulunacak. Aslında AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü o ittifak çalışmalarının da bu hafta sona erdirilmesi, tamamlanması bekleniyor. Böylece Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği sorusu da netlik kazanacak. Bu noktada tekrarlayalım, hatırlatalım. MHP ve AK Parti ittifak anlaşması yapmış ve çoğu yerde ortak aday çıkarma konusunda işbirliğine gitmişti. Bu kapsamda özellikle 30 büyükşehir ön plana çıkıyor. 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti'nin adayına destek verilecek. 2 büyükşehirde, Manisa ve Mersin'de ise MHP'nin adayı desteklenecek. Geçtiğimiz günlerde de MHP yeni aday isimlerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Burada Manisa ve Mersin adayları da netlik kazandı, belli oldu. Gözler artık açıklanacak, sonraki adaylara çevrildi. Aslında önümüzdeki günlerde MHP'nin yeni aday isimlerini daha kamuoyuna duyurmasını bekliyoruz. Artık ay sonuna doğru, ay sonundaysa seçim kampanyalarına start verilecek. Bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli meydanlara inecek ve miting programlarına başlayacak. İki partinin, yani AK Parti ve MHP'nin yarışacağı illerde, yani 22 ilde MHP lideri sahada olacak, miting programları düzenleyecek. Ortak aday çıkarılacak illerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortak miting düzenlemesi bekleniyor. 31 Mart'a kısa bir süre kaldı. Yerel seçimlere kısa bir süre kala da siyasi partilerde çalışmalar hızlandı. Bir hareketlilik söz konusu. Bugün de
önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi saatler 15'i gösterdiğinde külliyede kabul edecek. Masanın en önemli gündem maddesinin yerel seçimler olacağını hatırlatalım. Ayrıca ittifak görüşmelerinin de o masada ele alınacağını bir kez daha söyleyelim. Ve sözü Milliyetçi Hareket Partisi'nden stüdyoya bırakalım. Neşra'a teşekkür edelim, detayları paylaştı. Şimdi gelişmelerle devam edelim değerli izleyenler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar geldi. Aliyev, Ermenistan'a silah sağlayan ülkenin Fransa olduğunu söyledi. Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen ve bir sonraki savaşa hazırlayan ülke Fransa'dır dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yerel televizyon kanallarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karabağ sorununda adaletin galip geldiğini belirten Aliyev, "Biz doğru işlerimizi tamamladık ve adaleti kendimiz sağladık" derken, Azerbaycan'ın toprakları arasında insanların ve malların hiçbir sınır kontrolü olmadan geçmesi gerektiğini belirtti. Azerbaycan'a belirli yerlerden gelen olumsuzlukların bitmeyeceğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan'ı silahlandırmanın amacı bizi sürekli baskı altında tutmaktır. Bu gelecekte rahat yaşamamızı engellemeye yönelik çalışmalardır. Ne yazık ki burada da Fransa ön planda. Bugün Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen ve bir sonraki savaşa hazırlayan ülke Fransa'dır" ifadelerini kullandı. Karabağ'da altyapı projelerinin hızla devam ettiğini işaret eden Aliyev, çalışmaların sürdüğünü aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu ziyareti çerçevesinde dün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinin ardından Filistin'e geçti. Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşürken bölge halkı tarafından protesto edildi. Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, Gazze şeridine ulaşacak insani yardımın önemi, hastanelerin faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konuları görüşüldü. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hiçbir Filistinlinin yerinden edilmesini kabul etmediklerini vurgulayarak, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Gazze Şeridi'nin Filistin'in bir parçası olduğunu ifade eden Abbas, Filistin'e ayrılan fonların derhal serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Mahmud Abbas, Filistin halkının ve yönetiminin Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceğini sözlerine ekledi. Blinken ise Filistin ve İsrail'in barış ve güven içinde birlikte yaşayacağı bir devlet olması gerektiği görüşünü ifade etti. Blinken, Ramallah'ta Mahmud Abbas'la görüştüğü anlarda Ramallah halkı tarafından protesto edildi. Blinken, "Burada hoş karşılanmıyorsun" yazılı pankart taşıyan onlarca Filistinli, Blinken karşıtı sloganlar attı. Evet değerli izleyenler, Ekvador'da hapishaneden kaçan çete üyeleri dehşet saçtı. Televizyon kanalının stüdyosu canlı yayın sırasında basıldı. Şehrin birçok noktasında saldırılar düzenleyen silahlı gruplar 8 sivil öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da FETÖ lakaplı çete elebaşıyla birkaç mahkum hapishaneden kaçtı. Tehlikeli olduğu belirtilen mahkumlarla ilgili 3000 güvenlik görevlisi operasyon başlattı. Devlet Başkanı Noboa, çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdiği, ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede şiddet olayları tırmanışa geçti. Çete elemanları hapishanelerdeki gardiyanları esir aldı, bazılarını silahla infaz etti. Gardiyanların bazılarını ise asarak öldürdüler.
Silahlı kişiler canlı yayın sırasında TC Television adlı televizyon kanalının canlı yayınını bastı. Spikerin cebine bomba koydular. Devlet güçleri operasyon düzenleyerek televizyon çalışanlarını kurtardı. OHAL kararının ardından suç örgütleri araçları ateşe verdi. Çok sayıda polis kaçırıldı. Silahlı grupların saldırıları sonucu 8 sivil ölürken 2 kişi yaralandı. Deprem uzmanı Profesör Doktor Ahmet Ercan, Van ve Hakkari ile ilgili uyardı. Van'ın güneyden ve doğudan gelen güçlerin bileşke noktası olduğuna dikkat çeken Ercan, 7.3 büyüklüğünde 3 büyüklüğüne kadar deprem olabileceğini söyledi. Ercan Hakkari için de deprem riskini açıkladı. Yeni bir depremle yeni bir patlama bu bölgede beklenir. Deprem Türkiye'nin gerçeği ve gündemden hiç düşmüyor. Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki hareketli faylar yüzünden her gün bir il küçük ölçekli depremlerle sallanıyor. Sadece Tendürek için beklemem. Burada Süphan, Nemrut Dağı içinde benzer şeyleri söyleyebilirim. Bunların içinde en durgun olarak gözüken bana göre Süphan'dır. Ama benim için en çekinceli görünen başta Tendürek, daha sonra Nemrut ve sonra da Ağrı gelir. Deprem uzmanı Profesör Doktor Ahmet Ercan, doğu illerinde yaşanan hareketlilikle ilgili bazı illeri uyardı. Özellikle Van'ın hareketli diri faylarının 7.3 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söyledi. Van bölgesinde 30-40 yılda bir deprem olacaktır. 2011 yılında deprem görmüştür bu bölge. Yani en geç 2040'lı ve 2055'li yıllarda bu bölge, en geç diyorum, yıkıcı bir deprem daha, belki birkaç daha deprem görecektir. Eğer bu kırıklar, Tendürek kırığı ya da Çaldıran kırığı, Süphan kırığı ya da Gevaş kırığı gibi olacak olursa yanardağları da etkinleştirebilir. Yüksekova'daki depremler tabii aynı basınç altında. Özellikle Irak'tan gelen kuzeye doğru bastırma sonucunda Arap Kalkanı sanki bir dozer vurmuşçasına Anadolu kıtasını sıkıştırıyor ve büzüyor ve geriyor. Bunun sonucunda Zaros kırığının, İran'daki Zaros kırığının devamı olan Yüksekova kırığı oluşuyor. Bu kırık etkin bir kırık. Efendim, deprem bölgesi olan Türkiye'nin hemen her bölgesinde küçük depremler yaşanıyor. 6 Şubat'ta en çok yıkımın olduğu illerde Hatay'da deprem haberleri peş peşe geliyor. İlk deprem Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de oldu. Evet, hissettik. Biraz sarsıldık. Bayağı bir sarsıldık, hatta biraz değil. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Hataylı olarak alıştık artık biz bu sarsıntılara. İnşallah büyüğü olmaz. Muğla'nın Datça ilçesinin 27 kilometre açığında Ege Denizi'nde de saat 00.40'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeni uyumuştuk. Evet. Uyur uyumaz hissettik. AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Datça ilçesine 27 kilometre uzaklıkta Ege Denizi'nde saat 00.40'da 14,82 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Kısa süren depremi en fazla hisseden Datçalılar oldu. Kalktık, balkonda duruyoruz işte. Herhangi bir şey yok değil mi? Herhangi bir şey yok. Datça'da vatandaşlar sokağa çıkmazken kısa süren deprem sonrası bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıktı. 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Datça genelinden de şu ana kadar yetkililere ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi. Ve havaların soğumasıyla üst solunum yolu enfeksiyonları arttı. Halsizlik, hapşırık ve öksürük gibi şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısında da artış yaşandı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ertek vatandaşlara uyarılarda bulundu. İzleyelim. Halsizlik, hapşırık, öksürük. Kış aylarında havaların soğumasıyla üst solunum yolu şikayetlerinde artış yaşandı. Hastanelere de bu şikayetlerle başvuranların sayısı arttı. Hem acil servisler hem polikliniklerde
bu hastalar yoğunluk arz etmektedir. Birçok virüs buna neden oluyor. Nezle virüsü dediğimiz rinovirüsler, özellikle çocuklarda bronşiolit yapan RSV virüsü, yine normal koronavirüs dolaşımında olan influenza A yavaş yavaş sıklığı artmaya başladı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ertek, bulaşı engellemek için kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekti. Maske uyarısında bulundu. Kış şartlarında kalabalık yerlerde, özellikle okullarda, toplu taşım yerlerinde, alışveriş merkezlerindeki yoğunluklardan dolayı çok kolayca insanlar birbirine bulaştırmaktadır. Bu hastaların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları, dışarıya çıktıkları takdirde maske takmaları önemli. Profesör Doktor Ertek çocuklarda görülen enfeksiyonlara da dikkat çekti. Özellikle okullarda hastalıkların hızla bulaştığına değindi. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların okula gönderilmemesi konusunda ebeveynleri uyardı. Peki hastalar belirtileri en aza indirmek ve çabuk iyileşebilmek için ne yapmalı? Hastalık başladıktan sonra da dikkat etmek, bol sıvı gıda tüketimi, istirahat önemli, uyku düzeni önemli. Bağışıklığın güçlü olması için meyve, sebze ve protein ağırlıklı beslenme, karbonhidratları biraz daha kısıtlı tüketme önemli bir durum. Ateş 38.5'un üzerindeyse, öksürük varsa burada influenza'yı daha çok düşünebiliriz ve ağır influenza'da antiviral tedavi, özellikle bağışıklık sistemi iyi olmayanlarda mutlaka antiviral tedavi vermek gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ertek, risk grubundaki vatandaşların grip aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Hastalığı geçirmeyenlerin sezon içerisinde de aşı olabileceğini belirtti. Dolar güne yükselişle başladı. Dolar kuru 30 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Euro ise 33 liradan işlem görüyor. Yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ABD'deki yatırımcılarla yapacağı toplantıya çevrildi. New York'ta gerçekleştirilecek toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise toplantıya Ankara'daki programları nedeniyle çevrim içi katılacak. Toplantıda Erkan'ın dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilciyle bir araya gelmesi bekleniyor. Gözler ABD'deyken dolar güne yükselişle başladı ve rekor tazeledi. Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 30 lirayı gördü. Aynı dakikalarda euro 33 lira 09 kuruştan, sterlin ise 38 lira 49 kuruştan işlem görüyor. Yılbaşından bu yana dolar TL kuru %1,6 artış kaydetti. Sabah saatlerinde dolar 30 liradan, euro ise 33 lira 09 kuruştan, sterlin 38 lira 49 kuruştan işlem görmeye başladı. Döviz hareketinin toplantının ardından nasıl bir seyir alacağı merakla bekleniyor. AK Parti memur emeklileriyle SSK ve bağ kurulular arasındaki maaş farkını kapatmak için düğmeye bastı. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaş oranları ile ilgili kanun teklifi hazırlandığını açıkladı. Teklif önce kabine toplantısında değerlendirilecek, ardından yasalaşma süreci için meclis gündemine alınacak. AK Parti milyonlarca emeklinin maaş düzenlemesi için harekete geçti. Memurla SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki farkı gidermek için kanun teklifi hazırlığı başladı. Düzenleme önce kabine, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Memur emeklilerinin zam oranlarının belli olmasıyla birlikte memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri arasında 12 puanlık bir fark oluştu. AK Parti, SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarını oransal artışla iyileştirmek için kanun teklifi hazırlıyor.
Teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı. Etki analizleri ve bütçe imkanları doğrultusunda oransal artış değerlendirmesi yapılıyor, dedi. AK Parti grubunca hazırlanan kanun teklifi önce kabine toplantısında gündeme alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması halinde teklif yasalaşmak üzere meclisin gündemine gelecek. Mecliste önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda, ardından da Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Zamlar kanun yasalaştıktan sonra emekli maaşlarına farklarla birlikte yansıtılacak. Anayasa Mahkemesi, BTK Başkanı'na erişim engeli kararı verme yetkisi sağlayan maddenin iptaline hükmetti. Gerekçe olarak yargı kararı beklenmeksizin içerik çıkarılmasının anayasaya aykırı olması gösterildi. Anayasa Mahkemesi erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verilmesine olanak sağlayan kanunun bazı maddeleri için istenen iptal başvurusunu karara bağladı. Konu hakkında farklı başvuruları birleştirerek değerlendiren Yüksek Mahkeme, içerik engelleme talebini anayasaya aykırılığı gerekçesiyle oy çokluğuyla kabul etti. Anayasada teminat altına alınan suçluluğu ispat edilene kadar kişilerin masumiyet hakkının korunması maddesi iptale gerekçe gösterildi. Kişisel verilere getirilen engellerle ilgili yapılan başvuruları ise Yüksek Mahkeme üyeleri reddetti. Anayasa Mahkemesi kararın resmi gazetede yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verdi. Okumayı, yazmayı yeni öğrenen birinci sınıf öğrencileri ilk mektubunu Hakkari'deki Mehmetçi'ye yazdı. Öğrencilerin renkli kağıtlara yazdığı mektuplarla duygulanan askerler de miniklere mektupla yanıt verdi. Şehit Onur Doğan İlkokulu kıymetli öğrencilerinin göndermiş olduğu mektup ve hediyeleri kahraman Mehmetçiklerimize takdim ediyoruz. Okuma yazmayı henüz öğrendiler. Minik elleriyle tuttukları o kalemlerle ilk mektuplarını kahraman Türk askerine yazdılar. Sizler dağlarda, karda, kışta vatanımızı bekliyorsunuz. Sizlere burada hepimiz dua ediyoruz. Rengarenk mektuplarına kalpler, nazar boncukları iliştirdiler. O mektupları yalnız göndermediler. Mehmetçi'ye küçük hediyeler de ilettiler. Sizin gibi cesur insanlar var olduğu sürece bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Miniklerin duygu dolu mektupları Hakkari'ye ulaştı. Kimi masa başında, kimi nöbet tutarken okudu mektubunu. Sizin sayenizde Türk bayrağı her zaman göklerde dalgalanacaktır. Şehit Onur Doğan İlkokul öğrencileri, bizler sizler için buradayız. Vatanın bölünmez bütünlüğü, aziz Türk milletinin güvenliği bizlere emanettir. Hızla cevap yazdılar miniklere. Ulaştırılması için Ankara'ya gönderdiler. Mektuplar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ulaştı. Askerler o mektupları okula yalnız göndermedi. Minik hediyelerle okulu bizzat ziyaret etti. Çocuklarımız ruhumuz şan olsun, ne mutlu Türk'üz diyelim. Okul sıralarında birinci sınıf öğrencileriyle oturarak mektupları sahiplerinden dinlediler. Sevgili kardeşim Elif, küçük ellerinde büyük yüreğinle yazdığım mektubunu büyük bir sevinç ve itinayla okudum. O ziyarete geçtiğimiz yıl Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan ve adı okula verilen şehit Onur Doğan'ın anne ve babası da katıldı. Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz, yeni yaşına tedavisinin devam ettiği hastane odasında girdi. Ailesi ve sağlık çalışanları tarafından minik Tunahan'a doğum günü sürprizi hazırlandı. Keçiören'de sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı minik Tunahan. Günlerce yaşam mücadelesi vermişti. Korkunç saldırının izlerini hala vücudunda taşıyor. Bugüne kadar 6 ameliyat geçiren ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu günden güne daha iyiye gidiyor. Düşmez. Bir oğlum biraz da yürü.
Minik Tunahan yeni yaşına da hastane odasında girdi. Ailesi ve sağlık çalışanları 10. yaşı için Tunahan'a sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Mumunu üfledi, pastasını kesti. Sonrasındaysa gözyaşlarına hakim olamadı. Evet, yıldım. Bugün ne oğlum bugün? Yaptı, sen de onu karıştırıp yok. Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Efendim, düzensiz göçmenlere yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ederken son haber İpsala'dan geldi. Tırdaki malzemelerin arasına saklanan 8 göçmen X-ray cihazıyla tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin 4'ü Suriye, 3'ü Filistin ve 1'i de Irak uyruklu. Görüntüler Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapısından. Yunanistan'a kaçmaya çalışan göçmenler böyle indirildi saklandıkları tırdan. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü düzensiz göçlerle mücadele faaliyetleri kapsamında sınırdan geçmek üzere olan bir tırı durdurdu. Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük kapısına giriş yapan Transit Refakat Belgeli eşya yüklü tır X-ray taramasına sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama için hangara alındı. Yapılan detaylı arama sonucunda ise yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş 4 Suriye, 3 Filistin ve 1 Irak uyruklu toplam 8 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler ve tır şoförü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. Ülkenin dört bir yanında trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. O kazalara bazen olumsuz hava şartları, bazen ise dikkatsizlik neden oluyor. Tekirdağ Çorlu'da otomobilin yaya geçidinden geçen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaya vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaza Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi girişi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Otomobil yaya geçidinde karşıdan karşıya yürüyen yayaya çarptı. Savrularak yere yığılan yaya Sevginaz K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tokat'taki kazada iki otomobil çarpıştı. Uğurcan Kabakçı idaresindeki otomobille Ali Güler'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan kazadaysa ciple otomobil çarpıştı. Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araç sayısı korkutsa da facia yaşanmadı. 1 kişi yaralandı. Durumu iyi. Diyarbakır'da ise iki korkutan kaza oldu. İlk kazada cezaevi aracının devrilmesi sonucunda 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı. Diğer kazada ise Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüs bir markete girdi. Diyarbakır Elazığ Karayolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yaşanan kazada marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tatil için Antalya'ya gelen Rus turist kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıktı. Bir daha geri dönmedi. 4 Ocak'ta sabah yürüyüşe çıkan turistten birkaç gün haber alamayan otel görevlileri jandarmaya haber verdi. Otel ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen Rus uyruklu Nadezhda Yaringa, doğa yürüyüşüne çıktığı kemerde kayboldu. 4 Ocak'ta kaybolan Rus kadın için arama çalışmaları başlatıldı. Kiriş mahallesindeki bir otelde tatil yapan 40 yaşındaki kadın 4 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıktı. Rus kadın otele dönmeyince arkadaşları tesis yöneticilerine ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ile AFAD arama kurtarma ekipleri turistin yürüyüşe çıkıp kaybolduğu Çalış Tepesi'nde arama çalışmaları başlattı. Arama ekiplerine Kemer Arama ve Kurtarma Derneği ile Maksat Arama ekipleri de destek veriyor. 31 Aralık günü Antalya'ya gelen Rus turistin 8 Ocak'ta ülkesine dönüş bileti olduğu öğrenilirken arama çalışmaları genişletilerek devam edecek. Kastamonu'da kendisini arayan dolandırıcılarla mobil bankacılık şifrelerini paylaşan kadın hesabı üzerinden kredi çekilmesiyle 130 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar vicdana geldi, vatandaşın hesabındaki maaşının ve eşinin mazot parasının çekildiğini söylemesi üzerine paranın bir kısmını iade etti. Kastamonu'da yaşayan Özgür Salcıoğlu'nu telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini banka personeli olarak tanıttı. Hesaba sigorta priminin yatırılacağını söyledi. Evde arkadaşlarımla oturuyordum. Otururken telefon geldi. Güvenlik için telefondan mobil bankacılık şifresini isteyen şahısların ağına düşen Salcıoğlu mobil bankacılık şifresini tuşladı. Daha sonra mobil uygulamadan banka hesabını kontrol eden Salcıoğlu hesabındaki tüm paraların başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Salcıoğlu'nun kendisini arayan dolandırıcılara hesabında tır şoförü olan eşine ait maaş ve mazot parasının başka bir hesaba aktarıldığını söylemesi üzerine şahıslar parayı geri aktardılar. Daha sonra hesaptan nakit avans ve kredi çeken şahıslar Salcıoğlu'nu 130 bin TL'ye dolandırdı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Salcıoğlu, hiçbir şekilde hiç kimse herhangi bir bankanın uygulamasını ne arama tuşundan ne de başka bir yerden girmesin ya da telefonla arayan kişilerle paylaşmasın uyarısında bulundu. Hiç kimse şifresini vermesin, ben mağdur oldum, hiç kimse mağdur olmasın. Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında iki deponun patlaması sonucu tonlarca litre zeytinyağı araziye döküldü. Dökülen zeytinyağı miktarının 50 ton olduğu öğrenildi. Fabrikanın zararıysa değerli izleyenler 14 milyon lira. Depo patladı, zeytinyağı tarlaya doldu. Görüntüler Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli mahallesinden. Zaten ellerinden geldiği kadar topluyorlar. İş insanı Rafi Güngör satın aldığı 25 tonluk iki depoyu geçtiğimiz gün zeytinyağıyla doldurdu. Sabah depoların bulunduğu iş yerine gelenler gözlerine inanamadı. O ağzı zaten. Depoların patladığını ve tonlarca litre zeytinyağının araziye aktığını fark eden çalışanlar durumu patrona bildirdi. Fabrika çalışanlarının yağışlı havada zorlu şartlarda zeytinyağlarını araziden toplama çabaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan zeytinyağıyla kaplanan ve yeşile bürünen atık havuzu ise ilginç görüntü oluşturdu. Fabrika sahibi Rafi Güngör yaklaşık 13-14 milyon TL'lik bir kaybı olduğunu belirterek toplanan zeytinyağlarının sabun yapımında kullanılacağını, gıda amaçlı kullanılmasının mümkün olmadığını aktardı. Gece sularında depolara, yeni aldığımız depolara 50 ton kadar yağ yükledik, 25'er ton olacak şekilde. Sabah 5.30 sularında bir tank patlıyor, bütün yağ araziye dağılıyor zeytinliğe. İkinci tankta öğle saatlerinde patlıyor. Patlamasını fark ediyoruz fakat elden bir şey gelmiyor. 50 ton bir yağımız gitti yani diyebilirim. Araziye döküldü. İşte atık çukuruna görüyorsunuz zaten. Hepsi döküldü. Ne kadar bir kaybınız var? 13-14 milyon kadar bir kaybımız var. Yani çok da toplanmadı. 1 ton kadar ya topladık ya toplamadık. Onlar da sabunluk yağ olacak. Afyon Kocatepe'de üniversitesinde yenilebilir enerji sistemleri kursu düzenlendi. Kursa vali yardımcısı Uğur Kolsuz, Afyon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, öğretim üyeleri ve daha çok sayıda öğrenci katıldı. Aslında bizim tahmin ettiğimizin çok çok üzerine kadar çıkabileceği göstermiş. AKÜ'de 8. Yenilenebilir Enerji Sistemleri kış kursu gerçekleştirildi. Çok sayıda etkinlik organize etmiş durumda. Bunlardan bir tanesi de Ticaret Odası.
Etkinlik kapsamında lisans son sınıf ve lisans üstü öğrencilere alanında uzman yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretim üyeleri tarafından yenilenebilir enerji sistemlerindeki son gelişmelerin aktarılması hedefleniyor. Kullanım ömrü boyunca üreteceği enerjinin sadece yaklaşık... Etkinliğe Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, AKÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Şuayb Özdemir ve çok sayıda öğrenci katıldı. Atmosfere salınan karbon miktarının fazlalığıyla ilgili... Açılış konuşmalarını Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fatih Onur Hocaoğlu yaptı. Güncel güneş panelleri, şu anda piyasadaki mevcut güneş panelleri yaklaşık %20 civarında verime sahip. Diğer taraftan gelişen teknoloji sayesinde verimler giderek artıyor. Biraz sonra anlatacağım derste yenilenebilir enerji teknolojileriyle ilgili özellikle son gelişmeler ve fizik alanında yapılan katkılar neticesinde laboratuvar ortamında bu verimlerin aslında bizim tahmin ettiğimizin çok çok üzerine kadar çıkabileceği gösterilmiş durumda. Temel bilimciler bu çalışmaları yaptıktan sonra biliyorsunuz yıllar sonra diğer bilimler bu alanda katkı sağlaya sağlaya en sonunda bunu uygulamaya ve piyasaya sürüyorlar. Bunlar yakın gelecekte çok yüksek verimli panellerin de piyasaya sürüleceği anlamı taşıyor aslında. Daha sonra kürsüye çıkan AKÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Şuayb Özdemir enerjinin önemini vurguladı. Bugün tüketilen enerjinin yaklaşık 1 milyon katı güneş tarafından dünyaya gönderilmiş durumda. 1 milyon kat enerji gelmiş durumda. Biz bundan faydalanmalıyız. Arkadaşlarımız da bunun için bir oturum açmışlar. Teşekkür ediyoruz. Enerjiyle ilgili zaman zaman şeyler gördükçe ben şaşırıyorum. Mesela bizim arkadaşlarımız yerin altındaki kızgın kuru kayalardan elektrik nasıl elde ederiz? Ya da ülkemizde biliyorsunuz kaya gazından nasıl faydalanabiliriz diye çalışmalar var. Küçük bir örnek söyleyeceğim ben. Evde portakal yerken hani portakalın kabuğunu şöyle sıktığınızda kibritin önüne bir alev alıveriyor, parlayıveriyor. Bunu da gördükten sonra yer kabuğunun altında bir sürü petrol var, yıllardır kullanıyoruz. Yukarıdan güneş ısıtıyor, kaya gazının içinde, kayanın sıcaklığı, yer çekirdeğinin sıcaklığı falan derken her tarafımız portakalın kabuğuna kadar aslında enerji var. Yalnız bunları kullanmak lazım, akıllı kullanmak lazım. Efendim bugün de bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde gelişmelerle tekrar birlikte olalım. Şimdilik hoşça kalın.